Merhaba sevgili gençler, 6. sınıf Din Kültürü kitabımızın 17 ve 18. sayfasındaki Vahiy ve Vahiyin Gönderiliş Amacı adlı parçamızın, konumuzun etkinliklerini ve hazırlıklarını beraber yapacağız. Bu videonun altında 6. sınıfların tüm ders kitap çözümleri ve tüm derslerinin yazılı soruları var. Videonun altına gittiğinizde orada neler göreceksiniz, neler? Tabii ki abone olup videolarımızı beğeniyorsunuz. Düşünelim, hazırlanalım diyor. Hadi bakalım düşünüp hazırlanalım. Yüce Allah'ın peygamber aracılığıyla insanlara yol gösterici öğüt ve ilkeler göndermesinin onlara ne gibi faydaları olmuştur? Yani bu ilkelerin, vahiylerin insanlara ne faydaları olmuştur diyor. Tabii ki insanlara çok farklı faydalar, insanların daha huzurlu, daha mutlu, daha güzel bir dünyada yaşamaları için bir faydası olmuştur değil mi? Yüce Allah peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahiyleri insanların dünyada ve ahirette mutlu olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. İnsanlara güzel ahlak sahibi olmalarını, faydalı iş ve davranışlarda bulunmalarını öğütlemiştir. Dünyanın daha düzenli ve daha güzel bir yer olmasını sağlayarak mutlu insanların varlığına yardımcı olmuştur. Dünya daha güzel, daha düzenli, daha ahlaklı bir hale gelmiştir Allah'ın gönderdiği vahiyler yolu ile. Geçelim 18. sayfamıza. Burada bir etkinlik var. İki tane ayet var arkadaşlar. Bu ayette peygamberlerin gönderilişi ve peygamberlerin insanların için nasıl bir nimet olduğunu, peygamber diyorum özür dilerim, kutsal kitapların nasıl bir nimet olduğunu ifade eden iki ayet vardır. İsra suresi ve Maide sureleri. Sorumuz diyor ki, yukarıdaki ayetler vahiyin gönderiliş amacı hakkında sizlere neler düşündürmektedir? Bu ayetlerin vermek istediği mesajları arkadaşlarınızla sınıfça değerlendiriniz, tartışınız diyor. Evet, ne vermiş olabilir bu ayetler arkadaşlar? Tabii ki Allah'ın, Yüce Allah'ın gönderdiği kutsal kitaplarla insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. Peygamberler Allah'ın emirleri aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermiştir. İnsanlara güzel ahlak sahibi olmalarını, faydalı iş ve davranışlarda bulunmalarını öğütlemiştir. Ve bu yolla dünya daha güzel bir hal almıştır arkadaşlar. Evet, 17. ve 18. sayfadaki etkinliklerimiz böyle arkadaşlar. Vahiyin gönderiliş amacı, vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı adlı konumuzdu bu. Tabii ki videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. 6. sınıflar çünkü birinci sırada şu anda en fazla izleyen ve en fazla like atan, yorum yapan sınıf, 6. sınıflar. Onun için bütün kitaplarını tek tek çözeceğim sayfalarını. Bakalım birinciliği diğer sınıflara ne zaman geçireceksiniz? Evet arkadaşlar, görüşelim mi? Elbette. O halde beğen butonuna basıyor ve bir sonraki videoya geçiyorsunuz.